Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u min babi iştigal. Bugün işgal babının 4. dersini okuyoruz. İsme mutakaddimde 4 ya Rabbi caiz. 4 şekil okunuyordu. Öyle değil mi? 5. 4 okuduk, 5 yok, 3 okuduk, 4.'ye geldik. Racih nesb, vacibun nesb, racihun mef'ul, vücuhul rüfuan, tercihul raf'a sebep, vacibun nesb, racihun nesb, vacibun nesb, vacibu raf'a, şimdi müstevil emreyle racihul raf'a geliyoruz. Yüksel, vacibun raf'ayı okuduk. Şu ikisinin eşit olduğu yerler, en son artık raf'an tercih olduğu yerler okuduk. Vacib-i nesb okuduk. Böyle senin. Vacib-i nesb okuduk. Vacib-i raf okuduk. Böyle senin. Tamam. Şimdi ikisinin eşit olduğu yerler okuduk. He, şimdi işte geldik. Ve emmellezî o isme mutakaddim ki yestevi yani müstevidirler rafa ile nesbe fihi o ellezide tadabituhu. O ismin tadabiti, kaidesi budur. Ve emmellezi ellezi mubtede olur. Yestev yani fihi ellezinin sırası olur. Fadabituhu mubtede. En yetekadme alel ismi tadabituhunun haberi olur. Fadabituhu en yetekadme alel ismi atın filan cümlesi ellezinin neyi olur? Mahalle merfu haberi olur. O isim ki oradan nesbe refe nedirler? Eşittirler. Onun dabiti, onun kaidesi budur. En yetekeddeme alel ismi atifun. En yetekeddeme alel ismi atifun. O ismin önüne bir atif geçiyor. Ne geçiyor? Atif. Mesbukun bi cümletin. O atif mesbuke bir cümle olur. O atıftan önce bir cümle geçmiş oluyor. O cümlede fiiliyetin fiiliyedir. Muhberin biha. Muhberin biha. O biha fa manasındadır. Muhberin. Haber edilmiş. Biha fiha o cümlede. An ismin kablaha. O cümlede ne yapılmış? Muhberin biha an ismin kablaha. O cümleden önce geçmiş bir isme haber yapılır. Şimdi ki kavlike Zeydun kâme ebu ve amr-ı ekremtü gördünüz mü? Fadabitu bak o tarifi bu misala uygulayalım. En yetekaddeme alel ismi ve amren değil mi? Onu geçmiş. Atifun ve atife ve amre. Mesbukun bi cümletin Zeydun kâme ebu. Fiiliyetin yok. Mesbun bir cümletin kâme ebuhu. Cümle fiiliye. Evet. Muhberin biha. O zaman biha baffa manasına değil. Ben yanlış söyledim. Muhberin biha. O cümleyle haber edilmiş. Yani o cümle haber kılınmış. Neye? An ism. Bir isme o Zeyd'dir. Kablaha o isim de kâme ebu Zeyd'den öncedir. Zeyd'den nedir? Oldu mu olmadı? Tamam. Ha burada ve amren ekremtuhu da caiz ve amrun ekremtuhu da caiz. Niye kendisi söylüyor? O söylemeden önce biz söyleyelim, onunkine geçelim. Ve amren okursak mahzuf bir ve ekremtu amrene mefal oluyor. Mahzuf bir ekremtuya ne oluyor? O zaman vav ve ekremtu amrenin kâme ebuya atıf yapmış oluyor. Cümle fiiliye cümle fiile atıf olmuş oluyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. Ve amrun ekremtu okursak ve amrun mubteda ekremtu cümlesi amruna nedir? Haberdir. Ve amrun ekremtu cümlesi cümle ismiye Zeydun kâme ebuhu cümlesi üzerine ne olmuş oluyor? Atf olmuş oluyor. O zaman cümle fiili ismiye cümle ismi atf olmuş oluyor. İser rafa oku, iser nesbe oku. Her ikisine göre matfu aleyhisi kendisine münasiptir. Dolayısıyla burada ne nesbenin refaya
ne ref'en nesbeye neyi yok, ruçhanlığın mercehliği yok. Bakensi diyor, ve zalike, niye burada ikisi müstavidirler? Ve zalike, yesteviyaniden anlaşılan istiva'a gider. Niye bu misalda, bu kaidede, zabitte ikisi müstavidirler? Ve zalike mubtada, sabitun li'enne, li'enne de haber olur. Li'enne zeydun kâme ebuhu cümletun kubra. Bu büyük bir cümledir. Buna ne diyorlar? Cümle-i kubra. Yani o cümle ki onun mübtedasının haberi de cümledir. Ona cümle ne denilir? Kubra. Diyor bu Zeydun kamme bu cümletun kubra. Cümle nedir? Kubra. Ne demek kubradır? Zatu veçheyni. İki vecihtir. İki cihet sahibidir. İki cihet sahibidir. Peki ne demek iki cihet sahibi? Ve mana kavli zatu veçheyni. Hani ben zatu veçheyni dedim ya. Bunun manası nedir? Bunun manası nedir? Dur bir metne bakalım. Bakın, ben zaten metne geçiyor değil. Ve mana kavli zatu veçheyni. Hani demin dedim ya zatu veçheyni. Benim bu kavlumun manası nedir? Cümle iki veci sahibidir. Bunun manası enneha bu cümle. İsmiyetu sadri. İsmiyetu nedir? Sadri. Yani başı isim. İsim. Ve mana kavli kubra. Çünkü o mana kavli kubra zat-ı veçin öyle mi? Onu açık kübraya açık. Ben de hacı bile tabii ki. Baba benimki öyle değildi. Benimkine göre gidelim, sizinkine bakalım. Ve mana kavli zat-ı veçeyni. Hani zat-ı veçeyni dedim ya. Benim bu kavlumun manası budur. Enneha ismiyetu sadri. İsmiyetu nedir? Başı cümle ismiyedir. Ne demek başı cümle ismiyedir? Gaye bu cümle, cümle ismiyedir başı itibariyle. Şimdi Zeydun kâme ebuhu. Bu cümle başı itibariyle ku Zeyd'dir, mubtedadır. Bu cümle nedir? Cümle ismiyedir. Niye? Mubteda haber. Fi'liyetul acuzi. Fi'liyetul acuzdur. Yani arkası nedir? Sonu nedir? Fi'liyedir. Niye? Bakın Zeydun kâme ebuhu. Bu kâme ebuhu. Cümle fiile değil midir? O zaman Zeydun kâme ebuhu ismiyetu sadrdir. Yani sadr itibariyle ismiyedir. Fiiliyetul acuzi. Acuzi de sonu da nedir? Fiiliyedir. O zaman bu cümle hem ismi olmuş oluyor bir yönüyle. Hem fiiliye olmuş oluyor bir yönüyle. Bak zatu veçin oldu. Ha madem bu cümle iki veci sahibidir. Sadr itibariyle ismiye, acuz itibariyle ne? Fiiliye. فَاِذَا رَعَيْتَ صَدْرَهَا Yok, فَاِنْ رَعَيْتَ صَدْرَهَا Eğer sen bu cümlenin sadrini riayet edersen, başını riayet edersen, رَفَحْتَ اَمْرًا Amrını ne edersin? رَفَحْتَ اَمْرًا وَكُنْتَ Sen olmuş oluyorsun, قَدْ اَتَفْتَ cümleten ismiyeten, عَلَى cümletin ismiyetin. Sen olmuş oluyorsun, bir cümle ismiyeyi, bir cümle ismiye atfetmiş oluyorsun. Ve kunte kat atefte cümleten ismiyeten ala cümletin ismiyeti. Sen bir cümleyi ismiyeyi bir cümle ismiyeye atfetmiş oluyorsun. Ve amrun ekremtu cümlesi Zeydun kâme ebu cümlesini atfetmiş oluyorsun. Ve in râeyte acüzeha Eğer sen bu cümlenin acüzünü ne edersen râyet edersen nesertehu Sen bu cümleyi ne edersin? Amreni nesbe yaparsın. Ve kunte, sen kad atefte cümleten fiiliyeten ala cümletin fiiliyetin. Sen cümle fiiliyeyi atfetmiş oluyorsun. Öyleyse, hani sadr itibar edersen cümle ismi, cümle ismiye. Acuzi itibar edersen cümle fiiliye atfetmiş oluyorsun. Fel munasebetum hasletun ala kilet takdireni. Münasebet iki takdire göre hal vardır. Fel münasebetum
hasiletun ala kile takdireyni. Her iki takdire göre münasebet nedir? Vardır. Amrun da okusan münasebet var. Cümle ismi, cümle ismi atf olmuş oluyor. Amren de okursan münasebet var. Cümle fiili, cümle fiili atf olmuş oluyor. Öyleyse fe madem her iki takdire göre münasebet var. Festevel veçhani. İki cümle ne olmuş oluyor? Şey iki vecefe ile nesve eşit olmuş oluyor. Öğrendik mi? Peki okuduğumuzun metnine bir bakın, metne dönün. Ve yestevyani iki vecih eşittir. Rafa nesve ise eşittirler. Metne döndünüz mü? Nerede eşittirler? Fin nahvi. Zeydun kâme ebuhu ve amrun ekremtuhu. Zeydun kâme ebuhu ve amrun ekremtuhu. Niye burada ikisi eşittir? Li tekafuhi. Çünkü burada ne var? Tekafu var. Öyle değil mi? Tekafu demek denklik var. Matuf, matuf aleyhi arasında rafa da okursan denklik var. Nesve de okursan ne var? Denklik var. Oldu. Peki vacib-i rafa metinden nereye geçti? Bakın burada takdim tehir var. Metne bakın. Ve yecibu rafu finnahu kareşu fe izen zeydun yadribu amrun. Gördünüz mü? Den hani ve yestevu yani okuduk ya. Metne bakın. Ve yecibu rafu finnahu kareşu fe izen zeydun yadribu amrun. Sizinkiden metin öyle mi? Önce vacibu rafu sonra müstevil emrenidir değil mi? Ha, şerhde ne etti? Yer değiştirdi. Şerhde var. Yok, şimdi biz müstevil ve şeyini okumadık. Şu an son yer kaldı ve emmelleri yeteren cahafir rafa fima hada. Tamam, rafan racih olan yeri. Şer, metinden ne de geçti? Ha, ve ecbu rafa değil. Racih rafa ne de geçti metinde? Gelecekte. Metinde. En son bölümde misin? Ve neyse min. Minhu diyor, tenazzul değil. Selam o son yerde söylemiyor. Velleyse minhu diyor. Velleyse minhu diyor. O ali, o ali. Dur bakalım. Ve yeterecahun nesbu fi nahu zeyden idribu li talebi. Ve nahu ve sarif ve sarif fatara idiyama mutevvelin. Ve fi nahu vel en'ama khalaqan lakum li tenasbi. Ve nahu ebeşir minna vahim ettebi. Ve ma zeyden ra'yitu li galebetil fiyeli. Ve yecbu fina in zeyden laqitu fekrimu. Hella zeyden ekremtehu li vücubihi. ويجب رفع النخرد فإذا زيد يضرب عمرو امتناعي ويستويان زيد قام أبو وعمرو أكرمت التكافي وليس منهم إنكلوجين فعل في الزبور وأزين زيب به الله الله مثلا burada şerhte bir örnek vermiş diyor burada raf'a vacibidir altta da hemen diyor ve leyse minhu ve şey kavlu ta'ala diyor metinde de direkt ve neyse bin bu almış orada. Tamam metine bakın metinde racih ol rafa ne demiş? Söylemiş. Sizinkine metin aynı mı? Yani metinde racih ol rafa yok. Şu an okuduğumuzun metni yok. Hı? Var mı? Bak burada var. Ve yestevyen fina zeydun kamme ve amrı ekentu. Tamam var. Bir tekafül.
Hele boşan bir padişah değil. Sevgi. Yok, o küçük. O ne adı, o ne adı, o ne adı, ha. Yanda yanda mı var? Nasıl? Hı hı. Şerh var metin görünüyor. Bu yeci bu raf o eşi diyoruz değil mi? Mesela bu kibir taracak. Raci ondan. Normal ise. Şimdi almamış. Razı oldu. Şimdi metinde ne yok? Razı olsun. Yecbu rafı var. Razı rafı yok diyoruz değil mi? Ha, şimdi şöyle. Tenazorda tenazordan olmayan zaten ne olur? Rafası vacip olur. Bildiniz mi? Şimdi diyor وَلَيْسْ مِنْهُ وَكُلُّ شَيْنْ فَعْرُفِ الزُّبُرُ Bu tenazurdan değil. Rafesi vacip değil mi? İşgaldan değil. İşgaldan olmayınca rafesi vacip mi değil mi? Vacip. Vacip rafes zaten var değil. Sen burada şeyi söylüyor. Yok. Normal. Şimdi babul işgali. يَجُزُ فِي نَحْ زَيْدًا دَرَبْتُ اَوْ دَرَبْتُ اَخَاهُ اَوْ مَرَبْتُ بِهِ رَفْرَ زَيْدًا بِالِكْتِدَائِ فَالْجُمَلْتُ بَعْدَهُ خَبَرٌ وَالنَّاسُ بِدْمَارِ دَرَبْتُ وَهَنْتُ وَجَاوَزْتُ وَاجِبَةُ الْحَسْفِ فَلَمْ اَوْدَى الْجُمْلَةِ بَعْدَهُ وَيَتَرَجَّحُ النَّاسُ فِي نَحْ زَيْدًا اِدْرِبُ لِلطَّالِبِ وَالنَّحْوَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مُتَأَوَّلٌ وَفِي النَّحْوِ الْأَنْعَامَ خَلَقًا لَكُمْ لِلتَّنَاصُبِ وَالنَّحْوِ أَبَشَرَ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ وَمَا زَيْدًا رَأَيْتُهُ لِغَلَبَةِ الْفِعْلِ وَيَجِبُ فِي النَّحْوِ إِنْ زَيْدًا لَقِيتَهُ فَأَكْرِمْهُ وَهَلَّا زَيْدًا أَكْرَمْتُهُ وَرَدَّ لِوُجُوبِهِ رَاجِحُ النَّسَبُ وَاجِبُ النَّسَبُ وَيَجِبُ الرَّفْعُ فِي النَّحْوِ خَرَجَ فَإِذًا زَيْدٌ يَضْرِبُ عَمْرًا وَاجِبُ الرَّفْعُ وَيَسْتَوِيَانِ فِي النَّحْوِ زَيْدٌ قَامَ أَبُو وَعَمْرٌ أَكْرَمْتُهُ لِلتَّكَافُؤِ Öyle değil mi? Evet. Ne kaldı? وَلَيْسَ مِنْ Tamam, bu iştigal babından değil. Bu iştigal babından değil. Ama racih-u rafe neydi? Bak şimdi racih-u rafe geliriz. Bak racih-u rafe gelelim, devam edelim. Hamisen tercih-u rafi. وَاَمَّا الَّذ۪ي اُوْ اِسْمِ مُتَقَدِنْكِ يَتَرَجَّحُ فِي الرَّفْعُ فَمَا عَدَى ذَٰلِكَ Bu zikri edilenlerin ma'adası. Zalike nereye gidiyor? Bu geçirdiğimiz dört ihtimal. Zalike müfredi, müzekkerdi. Nasıl bunların hepsine gider? Mezkur itibariyle. Bu saydıklarımız racih-ü nesb, vacib-ü nesb, vacib-ü refe, müstevil emrindi değil mi? Bunların ma'adası nedir? Racih-ü refedir. Örnek, كَقَوْلِكَ زَيْدٌ دَرَبْتُ Bak bu racih-ü nesb olan yerlerden değil. Vacib-ü nesb'den değil. Vacib-ü rafeden değil. Müstevil emrinden değil. Burada rafa nedir? Racih'dir. Sebep? Çünkü rafa okursa, şimdi kendisi de söyler muhakkak. Bir şey takdir edilmemiş oluyoruz. Ama nesbe okursak bir fiili takdir etmiş oluyoruz. Adem-u takdir, takdirden daha evladır, daha asıldır. Bunun başka bir örneği, قال الله تعالى, cennatu adnin yedhulunaha. Bak bu cennatu nedir? Raf'adır. Ecma'ati seb'atu ala raf'i. Kuray-ı seb'a, bu cennatu adnin yedhulunanın raf'asi üzerine, ala raf'i, قال الله daki kavle gider. Bildiniz değil mi? Yahut ecma'ati sebat ala raf'i cennatul lefsinin
raf'i üzerine. Bu raf'i kâledeki kavle de götürebiliriz. Cennatuna da götürebiliriz lefz itibariyle. Yalnız ve kuri eşşazen. Şaz olarak kuray-ı seb'anın dışında, kıraat-ı seb'anın dışında bir nesbi nesbeyle ne edilmiş? Okumuş. Tabi şaz kıraat o ki kıraat-ı seb'eden değildir. Bazılar diyorlar şaz kıraat, kıraat-ı aşereden olmayandır. Peki ve innemâ yetereccehu rafu. Ha eğer burada raf'a racih olmamış olsaydı bütün kuray-ı seb'eler, kuray-ı seb'e bunun raf'ı üzerine ne etmezdi? İttifak etmezdiler. وَاِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ فِي ذَٰلِكَ. Niye raf'a? Bu söylediğimizde nedir? Racidir. Zalike biliyorsun nereye gider. وَاِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ فِي ذَٰلِكَ. Hani وَاَمَّا الَّذِي يَتَرَجَّحُ فِي الرَّفْعُ فَمَا عَدَى ذَٰلِكَ. O فَمَا عَدَى'daki مَا'ya gider. وَاِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ فِي ذَٰلِكَ. Niye bu ma'adada raf'a raciyedir? لِأَنَّهُ الْأَصْلُ. Çünkü raf'a nedir? Hal hal وَلَا مُرَجِّحَ لِغَيْرِهِ. Raf'anın gayrisi ku nedir? Nesbedir. Onu tercih eden yok. Onu neye tercih eden yok? Aleyhi. O da bir aleyhi mukadderdir takdirde. وَلَا مُرَجِّحَ لِغَيْرِ رَفْعِ عَلَيْهِ. Raf'anın gayrisini raf'aya tercih eden bir müracih yok. Madem asıl raf'adır. Raf'anın gayrisi ku nesbedir. Nesbenin gayri, raf'anın gayrisini raf'aya tercih eden bir müracih de yoksa bu asıl olan raf'adan biz udul etmeyiz. Bunu öğrendik. Bak vacib raf'i de öğrenmiş oluyoruz. Ve emmellezi yeterecahu fi raf'u fema ada zalika ke كَقَوْلِكَ زَيْدٌ ضَرَبْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا أَجْمَعَتِ السَّبْعَةُ عَلَى رَفْعِهِ وَقُرِئَ شَاذًا بِالنَّسْبِ وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا مُرَجِّحَ لِغَيْرِهِ تَقْدِيرُنَا عَلَيْهِ. Bunu da öğrendik. Pek bu vacib-i rafi de öğrendik. Müstevil emrini de öğrendik. Vacib-u raf'ayı da öğrendik. Öyle değil mi? Yalnız metinde olmayan nedir? Bu son ihtimal. Raci'u nedir? Raf'ı metinde yoktu değil mi? Allah Allah. Bu bir eksikliktir. Nasıl yok? Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Neyse metinde yok. Eski nüsheler falan yok mu? Kıttır yalnız yok mu size böyle metin, sade metin? He? Kimin var? Hele al getir. Hele al getir bakalım. Yalnız burada bunu bilin, hani ismiyetü sadır, fe'liyetül acüz dedik ya, yani cümle ismiyedir, başına mübteda var, onun haberi cümlenin fe'li. O fe'lin yerine mef'ulü bihi'den nesbe yapan vesif olursa da durma hani öyle. Mesela zeydun daribun amren ve bekren ekremtu. Ha, o daribun amel yaptığı için o da cümle hükmündedir. Onun için ve bekren okuyabiliriz, daribun amrına atfederiz. Ve bekrun okuyabiliriz, zeydun daribun amrına atfedebiliriz. Hani biraz önce zeydun kame ebuhu kame getirdik, bu sefer darib de gelebilir.
burada da yok. Neyse, yani bilin bu kısım nerede yok? Hı? Metinde yok. Oldu mu? وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَكُلُّ شَيْنْ فَعَلُهُ فِي الزُّبُرِ. Bu tena, iştigal babından değil. Bu nedir? İştigal. Yani normal kendine o Kur'an'a göre kullu şeyin fa'luhu fi zubur. Burada rafa da caiz olmalı. Nesbe de caiz olmalı. Nesmenin daha racih olmalı. Anladınız değil mi? Geçirdiğimiz kurallara göre ve kullu şeyin fa'luhu fi zubur burada nesbe de racih caiz olmalı. Rafa da caiz olmalı. Ama nesmenin ne olmalı? Racih olmalı. Öyle değil mi? Halbuki hiç burayı sebeden hiçbir kâre kalkıp da mensup okumamış. Kurala göre nesbe racih olmalı. Halbuki hiç kimse ne etmemiş? Okumamış. Anladınız değil mi? Ha, şimdi getiriyoruz diyor bu bir kere tenazuhdan değil. Şey iştigaldan değil. İştigal babının tarifi bu misale ne etmiyor? Şamil gelmiyor. وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَلَى وَكُلُّ شَيْنْ فَعَلُهُ فِي الزُّبُرِ. Niye? لِأَنَّ تَخْدِيلَ تَسْلِيْتِ الْفِعْلِ فِيَلْ نَدِرْ فَعَلُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ. Buradaki fiili, buradaki ne? Fiili makabline musallat etme takdiri innama yakunu. Ancak caiz olur. Ala hasebil manel muradi. Murad olan manaya göre caiz olur. Hani tenazuh babında hatırlıyorsun. Biz diyorduk eğer o fiil demirden alıkoyarsa, o demir hasbedersek, fiili makabildeki isme yönlendirirsek caiz olmuş olur. Caiz olmalı. Ne olmalı? Ha bu diyor bu fiilin makabile musallat olması ne zaman caizdir? Ne zaman yapılıyor? O misaldan murad mana neyse o manaya göre musallat edilmeli. Şimdi getiriyor bu ayetteki murad manaya göre bu fiil makabine musallat olamıyor. E musallat olamayınca da yani o demir hasbetmek suretiyle fiili ismi sabıka yönlendirirsen onda amel yapmaz. Yapmayınca ne olmuyor? İştigal olmuyor. Çünkü iştigalın kuralı fiil makabine musallat olursa onu nesbe etmeli. Bu fiil makabine nasıl musallat edilebilir? Murad mana neyse ona göre musallat edilmeli. Bu ayette murad mana göre de fiil musallat olmuyor. Fiil musallat olursa murad olan mana gider, bozulur. Bakın yani takdire tesliti fiili ala makablehu innema yekunu ala hasebil manel muradi. Mane murad hasebiyle olur. Ne hasebiyle olur? Mane murad hasebiyle olur. Bildiniz mi? Mane murad hasebiyle olur. Peki burada murad nedir? Murad olan manayı öğrenelim. Hele o manaya göre teslit olur mu? Olmaz mı? Diyor. Şimdi ayetin murad manasını ben size söyleyeyim. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُهُ. İnsanların yapmış oldukları bütün amelleri fi zubur. Nerededir? Zuburdedir. Zubur, amellerin yazıldığı kitaptır. Murad mana nedir? Cihan. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُهُ. İnsanların yapmış oldukları bütün amel nerededir? Zuburdedir. Peki murad manayı öğrendik mi? Şimdi teslite bakalım. Teslit olursa mana ne olur? Diyor, mana muradı öğrendik mi? Ve leysel mana huna, burada murad mana, ennem fa'lu kulle şeyin fi zubur. İnsanlar gitmişler, o zubur kitabı var ya, gitmişler orada ne etmişler? Bütün amellerini orada yapmışlar. Mana bu mudur? Mana bu değil. Mana bu değil ki hatta yeser teslituhu, bu fiilin musallat edilmesi ala makablehu. Murad mana bu değil ki hatta ki fiilin makabene musallat edilmesi ne olmuş olsun? Caiz olmuş olsun. Yani budur. Bunu demek istiyor. Eğer fiil makabene musallat edilirse insanlar bütün yaptıklarını zuburda yapmışlar. Mana bu olmalı. Halbuki murad mana bu değil. E murad mana bu olmayınca teslit yapılırsa bu ortaya çıkar.
Burada murad mana olmayınca teslit caiz olmaz. Bakın ve leysel mana hahuna ennehum faalu kulle şeyin fi zubur. Onlar ya her şeyi zuburda yapmışlar. Murad bu değil ki hatta yeser teslitu alama kablehu. Murad bu değil. Yani teslit yapılırsa bu mana ortaya çıkar. Bu mana da nedir mücahit? Bu ayetten murad olan mana bu değil. Ha, murad mana bu değil. Bize dedi teslit ancak murad manaya göre yapılır. Murad mana bu değil ki teslit yapılsın. Teslit yapılırsa bu mana ortaya çıkar. Teslit yapılırsa bu mana ortaya çıkar. Öyle değil mi? Evet. Teslit yapılırsa bu mana ortaya çıkar. Bu mana da murad değil. O zaman mana murada göre teslit caiz değil. O zaman işgal babi olmamış oluyor. Peki murad mana nedir? Hele bize söyle. Demin söyledim ya. Ve innemel mana yani ve innemel manel muradu murad olan mana ve kullu mef'ulin lehum insanların bütün mef'ulu bütün amelleri sabitun fi zubur. Zuburda nedir? Sabit. Ve innemel mana ve kullu mef'ulin lehum insanların bütün mef'ulu sabitun fi zubur. İnsanlar ne amel yapmışlarsa zuburdadır. Maksud mana bildik mi? Peki teslim edilseydi ne ortaya çıkardı? Bak murad mana insanların mef'ulu ameli hep nerededir sani? Zuburdedir. Teslim yapılsaydı insanlar bütün amellerini zuburda yapmışlar. Gitmiş orada yapmışlar. Bak ve huve bu mana murad olan mana muhalif nizalkel mana. Hani o fe'alu makabla musallat edilseydi bir mana ortaya çıkardı ya. Bu ona muhalif. Niye? Buna göre insanların bütün amelleri zuburda. Teslide göre insanlar bütün ameli zuburda yapmışlar. Ayrı ayrı şeyler değil mi? Peki ikinci mana murad manadır. Bu ikinci manaya göre, bu murad manaya göre teslit caiz mi? Değil. Teslit caiz değildir. Teslit caiz olmayınca murad manaya göre iştigal olmaz. Peki bu iştigal babına girmedi. Niye? Çünkü murad manaya göre teslit caiz değil. Ferrafı huna vacibun. O zaman rafa nedir? Vacibdir. La raca raca değildir. Niye? İşgal babına girmedi ki ne olsun rafa? Raca olsun. Epek rafa vacib. O kullu şey mübtede olur. Vel fiyelul müteakhiru sifetun lil ismi. Fiyele müteakhir ismin neydir? Sifetidir. وَالْفِيَلُ الْمُتَأَخِرُ صِفَةٌ لِلْاِسْمِ فِيَلَ مُتَأَخِرُ İsmin neydir? İsmin sıfetidir. Kullu şeyin mubtada olur. فَعَلُهُ فِيَلْ فَعَلْ مَفُلْ cümlesi kullu şeye ne olur? Sıfet olur. Kimisi diyor kulle sıfet olur. Kimisi diyor şeye sıfet olur. Öyle değil mi? Ha, bu fi zuburda ne oluyor? Fi zuburda haber oluyor. Bildiniz değil mi? وَالْفِيَلُ الْمُتَأَخِرُ صِفَةٌ لِلْاِسْمِ فَلَا يَسْتِحُ سَحَدْ دِيلْ لَهُ Bu fiil için en يَعْمَلَ fi o isimle amel yapmak caiz değil. Niye? Çünkü mane murada göre amel yapamaz. Amel yaparsa mane murad bozulur. Öyleyse murad mane bozulmaması için bu fiil makabinde ameli nedir? Caiz değil. Caiz olmayınca işgal babına girmiyor. Kulâse ve kullu şeyin fa'luhu fi zubur. Neye girmiyor bu? İştigal babına girmiyor. Ve leyse minhu takdirine eyden. Orada bir eyden muradır. Ve leyse değildir. Minhu iştigal babından değildir. Eyden nasıl ve kullu şeyin fa'luhu fi zubur. İştigaldan değil idi. Ez zeydün zühübe bihi değil. Şimdi dikkat edin burada da hemze istifamdan sonra nesbe raca değil miydi? Raca değil. Halbuki hiç kimse Zeydun'u nesbe okumamış. İstifamdan sonra geldiği halde kimse nesbe okumamış. Nesbe caiz değil. Bizim geçirdiğimiz Kur'an'a göre nesbe raca olmalı burada. Cevazı bırak, caizin ötesi ne olmalı? Racih olmalı. Ha diyor ve leyse minhu ez Zeydun zühibe bihi. Bu işgal babından değil. Ve kullu şeyin fa'lu fi zubur değildi dedik fi'l makabına musallat olamıyor. Mane murada göre. Bu niye değil? Bu da li adam iktidahi en nesbe. Bu fi'l nesbe istemiyor ki.
bütünleşmeyi istemiyor. Ma cemazi tesliti. Mane murada göre teslit caiz. Ama bu salat yaparsın biat. Ezeydun zühbe. Öyle değil mi? Yine ne? Bizdeydi zühbe olur. O bu sefer bizdeydine dahil olur. Yine zühbeye ne oluyor? Şimdi ezeydun zühbe. Bu zühbe zeyde yönlendirsen nesve mi yapar? Zühbe felibine meşhur. Bihiye yönlendirsen cavru mecrüde raf'a yaparken de mefhul bir gayisler eder. Makabla yönlendirirse yine ne eder? Yapsa ne eder? Raf'a yapar. Bak ezeydun zühbe. Öyle değil mi? Zühbe zeyde yönlendirse nesve mi yapar? Yapmaz ki. Zaten fiili binayı meşhur nesve yapmaz. Ne eder? Raf'a yapar. Ha öyleyse ezeydun zühbe bihi. Buradaki fiilin tesliti caiz. Ama bakın biz diyorduk eğer o fiil ismi sabıka yönlendirirse nesve yapar. Demek o fiil ismi sabıka yönlendirmesi de caiz olacak. Yönlendirildikten sonra nesve yapmadı. Ve kullu şeyin fa'lu fi zubur burada mane murada göre teslit caiz değil. Bu ezeydun zühbe bihi teslit caizdir. Ne caizdir burada? Teslit caizdir, nesbe caiz. Nesbe yapıcı caiz dedim ya. Fiilin tesliti caiz ama nesbe etme. Teslit yapsan da ne etmez? Nesbe yapmaz. İştikal bağımı bunda olması için teslit olacak. Teslitten sonra nesbe yapmalı. Misalın birinde teslit caiz değil mi burada göre? Misalın birinde de ne? Teslit olsa da öyle değil mi? Teslitin cevazıyla birlikte o fiil ismin sabıktan nesbe yapmaz. Şimdi diyor hani demin vel fiilul müteahhiru sıfatın ismi. Şimdi isim nedir? Şeydir. Hani demin ben şeye de sıfat olabilir dedim. Külle de olabilir. Bu dedi sıfatın ismi. İsimden murad nedir? Kul da isimdir, şey de isimdir. Mütebadır şeyin sıfatidir. Ama kul da isimdir. Külle de sıfat yapabiliriz. Oldu mu? Yalnız bunu bilin Allah Allah. Bu iştigal babında bizim yanlış anlıyoruz. Yani iştigal babının metninde ne yoktu? Raci-u refe yok. Ne yoktu? Raci-u refe yok. Hemen şerhte diyor ya bunların dışında kalan yerlerde. Tamam. Acaba vacib metinde de o anlamını getirmiş. Yani bunların dışında kalan yerler artık zaten. Ben de söylememiş. Tamam. Söylememiş. Bunların dışındaki nedir? Yerler. Ne olur? Mecbur raci-u ref olur. Vacib-i ref olmayan, vacib-i nesb olmayan, raci-u nesb olmayan, müsel-emri olmayan nedir? Raci-u ref olur. Şer söylediğim metinde bu yoktu. Metinden geçmiyor. Oldu mu? Yeter mi? Tenazuğa mı geldi? Evet. Yani nefekumullahu nefkul muhdiyyine.